Günaydın'daki sınıfından kimono kalıbımızla Nurten Hanım çok güzel bir kimono çalışıp gelmiş. Size şimdi ayrıntılarından bahsetmek istiyorum. Boyunu hiç uzatmamış, sadece boyuna biraz daha uzunluk vermek için şöyle bir bant eklemiş. Bant genişliğini veriyorum. 3,5 santim bitmişi, 3,5 santim ise ne yapacağız? 7, 8, 9 santim, yani bant genişliğimizin 2 katı artı 2 santim dikiş payı. Buradaki bant genişliğini veriyorum size. Bitmişi 5 santim, 12 santim olacak. Şurada çok güzel bir ayrıntı göstermek istiyorum. Birebir kimono kalıbının ölçüleriyle esnek bir kumaşla çalışılmış. Şuradan bakmak istiyorum. Gözüküyor mu? Evet. Bakın koldaki çizgiler nasıl güzel denk gelmiş. Rastgele yerleştirmemiş kalıbı, düz boyutluğunu kaybetmemiş. Şurada dikiş olmasına rağmen çizgilerin biri uzun, biri kısa, biri aşağıda, biri yukarıda olmamış. İşte özel dikimin güzelliği buradadır hanımlar. Gösteriyorum kimonomuzun kol duruşunu şu şekilde size. Şuradan da göstereyim. Kemer köprüsü çalışmış burada. Kemerini çalışmış. Kemer genişliğini veriyorum. Bitmişi 3,5 santim. Tabi bunlar kesin ölçüler değil. Daha kalın isteyebilirsiniz. Daha ince isteyebilirsiniz. Kemerin genişliğini. Mesela biz burada işte kaç demiştik? 4 santim dedik. 4 santim, 5 santim olmuştu. Şurada bir hafif şey olmuş. Bir dakika gözüm mü görmüyor? 5 santim. Siz 6 yapabilirsiniz, 7 yapabilirsiniz, 3 yapabilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Kimonomuzun arkasındaki görüntüsü de şu şekilde. Çok rahat, çok kullanışlı bir kalıp. Daha önce de söylediğim gibi kalıba ulaşmak isteyenler ve kalıbı çizmek isteyenler YouTube kanalında ayrıntılı işlem basamaklarıyla anlatımı var. Şu şekilde kendinize bir kimono niye dikmeyesiniz ki, değil mi? Çok güzel olmuş.